Selam arkadaşlar, beraber bakalım mı kanalıma? Hoş geldiniz. Bugünkü videoyu Azerbaycan'dan Lemen Hanım çok istemişti. Canım Lemen'cim, bu video daha çok senin için geliyor. Bu videoda ne var? Bu videoda bir sürü benim ufaklığımın, bebekliğimin, genç kızlığımın resimleri var. Çünkü Lemen'cim öyle bir şey istemişti. Yani böyle benim bebekliğimi görmek, ondan sonra takipçiler belki merak ediyordur. Nasıl bir ufak bir çocuktum, nasıl görünüyordum, ediyordum diye. O yüzden ben şimdi konuşacağım ve arada sırada size resim göstereceğim. İlk resmim ama bu güzel iki insan. Annem ve babam bu galiba sözlendikten sonra, annemler 16 yaşında mı ne sözlenmişler? 16 yaşındayken annemin ve babamın resimleri bu güzel insanlardan ben oldum yani. Evet, ben 27 Ağustos 1982'de doğdum. Yani Başak Burcu'yum. Almanya'da doğdum. Almanya'da doğduktan sonra eskiden öyle yoktu şimdi. Şimdi öyle şeyler var ki bir insan, yani bir kadın çocuk doğurduğu zaman galiba 2 sene boyunca falan evde kalabiliyor çocuğuyla beraber. Evet, ama eskiden öyle değildi. Yani 82 senelerinde annem beni doğurduğunda galiba 2-3 hafta falan evde kalmış. Ondan sonra mecburen gene işe gitmesi gerekiyordu. O zamanların insanları, o zamanların Türk insanları Almanya'da tabii ki hepsi çalışıyor, ediyor. Şimdiki gibi böyle rahat şeyler yok tabii ki. Ve o zamanlar iyi ki benim anneannemler de Almanya'da yaşıyordu. Çünkü annem 12 yaşındayken Almanya'ya gelmiş, anneannem ve dedemle beraber. Onlar da dediğim gibi işte Almanya'da yaşıyordu ve onlar bana baktılar. 3 yaşına kadar zaten çoğusu anneannemlerde kalıyordum. Hafta sonları annem beni işte kendi evlerine alıyordu. Cuma'dan pazar gününü falan seviyorlardı, ediyorlardı. Ondan sonra pazar günü gene anneannemlere götürmeleri gerekiyordu. Çünkü vardiya çalışıyorlardı ikisi de. Ve o zamanlar 3 yaşına geldiğimde anneannemler karar verdiler ki dedemle beraber ve dayımlarla beraber temelde Türkiye'ye gidecekleri diye. Ve annemlerin dediğim gibi hala çalışmaya mecbur kaldıkları için ben de anneannemlerle Türkiye'ye temelli gittim. Ve orada 3 sene yaşadım. Yani 3 yaşından 6 yaşına kadar Türkiye'de ben de yaşadım anneannemlerle beraber. Tabii ki o zamanlar o çocuk halim, ben annem babamı o kadar çok tanımıyordum çünkü benim için annem babam, benim için anneannem ve dedemdi. Ve 3 sene sonra birdenbire beni havalimanına götürdüler ve bir yabancının eline tutuşturdular. Çünkü anneme, yani Almanya'ya geri dönmem gerekiyordu. Çünkü artık 6 yaşına geldiğim için yavaş yavaş okula da başlayacaktım ve Almanya'da okula başlamamı istedikleri için 6 yaşında dediğim gibi Türkiye'den Almanya'ya geldim. Ve o zamanlar annemlerin çalıştığı iş yerinin çocuk kreşi vardı. Oraya gittim. Orada galiba 2-3 ay bilen değil, yani bence 1-2 ay içinde, tam olarak unuttuk gerçekten de. Ama işte geldiğimde 2-3 ay falan kreşe gittim hemen ilk günden itibaren. Ve orada tabii ki hiçbir yabancı çocuk yoktu. Sadece bendim ve öbürsünler tabii ki Türkçe konuşamıyordu. Ben Almanca konuşamıyordum. Ve birdenbire gerçekten şok olmuştum. Çünkü ağlıyordum, ediyordum, annemi istiyordum. Çünkü hiç kimse beni anlamıyordu, ben onları anlamıyordum. Ama bu gerçekten bir mucize gibi bir şey. Ufak çocuklar böyle yabancı dili çok çabuk kavruyorlar. Yani bir ufak çocuktan yabancı bir ülkeye gittiğin an ilk önce yabancı dili öğrenen sanırım ki ufak çocuklardır. Ne bileyim, onlar hemen anlıyor ve ben de 2 ayın içinde yani gerçekten Almancamı o kadar çok geliştirmiştim ki hemen okula başladım. Ve Almanya'da okula başladım işte. Ondan sonra okula gittim. Her sene Türkiye'ye gidiyorduk. Yani senede bir kere mecburen her yaz tatilinde, okul tatilinde. Almanya'da okul tatilleri 6 hafta ve biz normalinde 5-6 hafta hep Türkiye'de kalıyorduk. Orada tabii ki amcamların kızlarıyla, ondan sonra dayımların çocuklarıyla falan hep oynuyorduk, ediyorduk. Benim için tabii ki en güzel yer Türkiye'di. Hala öyle aslında da. Yani böyle tatil yapmak için, etmek için, yaşamayı bir taraftan çok istiyorum, bir taraftan da diyorum ki Deniz, rahatsın burada, bozma rahatını, ama neyse.
İşte Türkiye'ye gidip geliyorduk. Ondan sonra genç kızlığımı da görüyorsunuz. En iyi arkadaşımı da o zamanlar Türkiye'ye götürmüştüm annemle beraber. Hep tatillere gidiyorduk. İşte Fethiye'ye gidiyorduk. Kuşadası'na çok gidiyorduk. Çeşme'ye gittik. Yani her sene böyle 3-4 hafta ailenin yanında kalıyorduk. Ondan sonra 1-2 hafta anne baba çocuk tatillere gidiyorduk işte dediğim gibi. Ve böyle. Evet arkadaşlar kısa bir video oldu ama şimdi ben 100.000 tane resim var aslında ama hepsini de gösteremem. Ufak size bir benim hayatımdan ufak bir kapı açtım ve ufak bir pencereden size içeriye soktum. Bir bakın diye bir edin diye umarım hoşunuza gitmiştir. Leman'cığım umarım senin de hoşuna gitmiştir. Ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize lütfen iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Bay bay.